Selamlar herkese. Öncelikle hoş geldiniz. Yük altında PHP diye bir anlatım olacak. Genelde yani bir önceki sunumlarda izlediğim kadarıyla biraz daha spesifik bir konunun detayına inildi. Ben size biraz da yolun başında olan arkadaşlar için PHP ile bir proje geliştirdikten sonra veya bir geliştirmiş bir projeye dahil olduktan sonra o projede yüksek trafik alındığında ne olduğunu, hem developerların nelerle karşılaştığını, nasıl tepkiler verdiğini hem de ne yapması gerektiğini açıkçası biraz anlatacağım. Genelde yolun başında olan arkadaşlar daha çok işte proje geliştirirken şuna, yani şöyle hareket ediyorlar. İşte kendilerine istenen bir feature'ı geliştirmek, bunun sorunsuz çalışmasını sağlıyorlar. Ancak sonrasında işte bu projeye gelecek yüksek trafik gibi durumları henüz hesap etmemiş oluyorlar. Bu hepimizin başına geliyor. Ben de hemen 10-11 yıldır çalıştığım şirketlerde genelde bu tarz durumlarla karşılaştık. Bu durumlarda ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz? Biraz ondan bahsediyor olacağım. Genelde yüksek trafik geliyor, işte web sitesi veya proje uygulama. İşte göçüyor, yavaşlıyor. Ondan sonra bir eyvah yandık durumuna düşülüyor aslında. Hatta şöyle oluyor. Her zaman yaptığımız geyiklerden biri işte PHP ördü. Bu PHP ile bu projeler yazılmaz. İşte performanssız çalışıyor gibi. Eyvah yandık bittik oluyor. Veya işte diyor X şirket bu işi işte Python'la yapmış. Atıyorum Java ile yapmış. Onlar da iyi çalışıyor. Biz PHP ile yaptık. O yüzden kötü çalışıyor gibi. Zaten gündemde olan geyikleri herkes biliyor. İşte PHP öldü, bitti falan şeklinde. Genelde böyle bir durum oluyor ve sonrasında proje geliştiren arkadaşlar, ekip veya işte danışmanlık aldıkları kişiler diyorlar ki evet projeyi baştan yazalım. Hadi yok hep beraber işte Python'a geçiyorlar. Go'ya geçiyorlar vesaire. Yani bunun pratikte dil değiştirsek de böyle olmadığını anlatmak istiyorum. Yani tabii ki başka dillerle yazılabilir. Tabii ki yani başka bir dilde işte başka bir şekilde tasarlanarak yazıldığında daha performanslı çalışabilir. Bunlarla ilgili hiçbir problem yok. Ama bunun aslında özelinde PHP ile yazılmış olmadığını anlatmak istiyorum aslında. Zaten bir sonraki sunumda da Emir PHP öldü mü ölmedi mi anlatacaktır. Diyelim ki işte bir proje geliştirdik, yayına çıktık ve proje bir anda işte yüz binlerce kişi girmeye başladı. Patladı, popüler oldu, bir şey oldu. Sistemlerimiz göçmeye başladı. İlk etapta ne yapmalıyız? Aslında bu projeyi geliştirirken her zaman ne yapmalıyız? Aslında her zaman projemize detaylı bakmalıyız. Yani aslında profile etmeliyiz burada. Her fonksiyonumuzun, her kod satırımızın nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde incelememiz gerekiyor. Bunu incelemeden işte projemizin kodu kötü, işte bağlandığı servislerle arasında yavaşlık var. Bunları göremeyiz. O yüzden profil etmek için de belli tool'lar kullanmamız lazım aslında. Bunlardan bir ücretsiz, bir de ücretli bir tool önereceğim. Tabii birçok tool var ama işte bizim örneğin Masamo'da kullandığımız, geçmiş projelerde de kullandığımız yüksek stres testlerinin sonucunda nasıl bir ölçüm yaptığımızı anlatacağım aslında. Zaten PHP ile en azından yoğun çalışan birçok kişi XHProf'u biliyordur. İlk etapta projenizi XHProf'la ayaklandırıp hangi fonksiyonun nasıl çalıştığını, nerede bottleneck'ler olduğunu görebilirsiniz. Hem fonksiyon bazlı işte tükettiği kaynağı, ne kadar sürdüğü gibi detayları gösteriyor. Hem de birbirini çağıran fonksiyonların ve class'ların, yani bir class aslında nereden hangi fonksiyonlara gidiyor? Oradan devamında nereye gidiyor? Bir tree view şeklinde size gösteriyor. Buradan aslında yazdığınız projede vay be biz burada ne yapmışız?
diyebilirsiniz profiling yaparak. Daha detaylı böyle daha işte arayüzü düzgün olsun, işte daha enterprise bir şeyle ölçeyim derseniz de zaten Symfony Framework'ünde yapımcılarına olan kişilerin yazdığı Blackfire diye bir tool var. Bu da ücretli, çok ciddi bir ücreti yok. Aylık galiba 30 euro gibi bir fiyata başlangıç olarak kullanabiliyorsunuz. XH Prof'tan biraz daha güzel görünümlü değil, biraz daha detayları kolay görebileceğiniz bir tool. Bunu da kullanabilirsiniz. Baktınız, evet, profile ettiniz. Dediniz ki işte biz MySQL'den bize veri yavaş gelmiş. İşte şu mikroservise giderken problem yaşamışız. Ne yapalım? O zaman işte serverları çoklayalım. 3 tane PHP web server koyalım. Bunları işte load balance edelim. Onun arkasına MySQL koyalım diye bir öneriyle gittiniz. Ve bunu yaptınız. İşte trafik arttıkça server ekliyorsunuz. Ancak ayın sonunda patron geliyor ve size diyor ki bu server maliyetleri ne? Yani biz 100 bin lira kazanıyoruz. İşte 50 bin lira server maliyeti var. Bu sefer böyle bir problemle karşılaşıyorsunuz. Çünkü aslında direkt olarak birim maliyeti kod tarafında düşürmediğiniz sürece aslında performanslı bir yazılım geliştirmiş olmuyorsunuz. Yani aslında öncelikli olarak serverları çoklamak, load balancing yapmak bir çözüm değil. Yani bunu zaten elbet tecrübe etmiş arkadaşlar vardır ama genelde yüksek trafiğe çıkmış projelerde ilk hemen sarılınan konu bu oluyor. Evet, hemen sunucuyu çoklayalım. Load balancing yapalım. Auto scaling yapalım. İşte cloud'a geçelim gibi. Ama İlk etapta başvurması gereken çözüm tabii ki bu değil. İlk etapta sizin bir birim PHP kodunuzun nasıl çalıştığını, nasıl daha iyi performanslı hale getireceğinizi sağlamak. Yani birim maliyeti düşürdükten sonra, ondan sonra tabii ki trafiği web server'ı arttırmak, işte arkada load balancing yapmak gerekecektir. Profile ettik. Load balance koyduk, onu yaptık, bunu yaptık. Maliyetler arttı. Şimdi ne yapacağız? İlk akla gelen şeylerden biri her zaman zaten artık daha kodu yazarken başında işte bir cacheleme mekanizması yapıyoruz. Ona göre bir logic yaratıyoruz. İlk etapta evet biz buraya işte cache koyalım. Şurayı cache alalım, burayı cache alalım gibi durumlar olacaktır veya olmalıdır diyeyim. İşte burada da zaten bildiğiniz gibi işte Laravel'in dokümantasyonu açsanız işte cache adaptörlerine baksanız işte Redis vardır, Memcached vardır veya işte file cache'e yazmak gibi durumlar vardır. Aynı şekilde Symfony veya X Framework'e baksanız veya işte bir makaleye baksanız ilk öneri hemen yani bu olacaktır. Tabii ki bunu kullanmalıyız. Gerekmediği her yerde cache demeliyiz database'e veya işte X servise sürekli gitmemeliyiz aslında. Ama yani şöyle yaptık işte tamam dedik buralara cache koyacağız. Cache'lemeyi de yaptık. Şuraya buraya cache koyduk. 100 bin request'ten 200 bin request'e geçtik dedik tamam iyi ama 300 bin request oldu. Aslında bizim maliyetlerimiz gene artmaya başladı. Çünkü yani caching yapıyoruz tamam ama arkada yine PHP'nin başka maliyetleri var kodumuzun. Bunlardan genelde en yani gözden kaçanı nasıl orada cache var deyip bakılmayanı aslında cache'e yazdığımız objelerin veya işte önümüze bir API, REST API yazıyorsak REST API'ye döndüğümüz objelerin veya cache'e yazdığımız objelerin serializing oluyor aslında. Burada da yani genelde İşte cache adaptörünüz nasıl serialize ediyorsa işte native PHP'nin serialize fonksiyonuyla veya işte JSON encode'la serialize edip cache servisine yazıyorsunuz Redis'e, Memcache'e. Yine bunları çok daha detaylı profil ettiğinizde göreceksiniz ki burada aslında sizin cache'ten
alıp verdiğiniz ve oradaki iyileştirdiğiniz performans kadar bir serialize performansı da oluyor. Ve bunun sürelerin uzadığını göreceksiniz aslında. Yine burada serialize maliyetini %50 düşürmek veya %20 düşürmek size ciddi anlamda maliyet kazandıracaktır. Bu yüzden aslında size en uygun serialize metodunu bulmanız gerekiyor. Genelde burada şöyle bir karşılaştırma gösterdim. Yani ortalama bir JSON boyutuyla denenmiş bir karşılaştırma bu. Yani genelde işte native veya JSON dekod ediliyor ve işte dekod edilen datanın boyutu işte gördüğünüz gibi native'de 284 byte'ken işte JSON'da 193 iken IG binary veya MessagePack kullanırsanız daha da düşüyor. Aynı zamanda serialize etme hızları da ciddi anlamda değişiyor ve bunun yani 1 milyon işlemde size katacağı performansı çok net görebiliyorsunuz aslında. O yüzden cache'den sonra veya önce yani cache'le beraber bakmamız gereken önemli konulardan biri datalarımızı serialize etmek olacak. O yüzden işte burada native JSON serialization yerine işte IG binary veya MessagePack serialization tavsiye ederim. Biz de örneğin şu anki projemizde Kafatopu veya diğer oyun projelerimizde sürekli bizim serialize ve işte unserialize ettiğimiz datalar oluyor. Bunu işte cache'e yazıyoruz veya kullanıcıya dönüyoruz veya işte başka bir şey yapıyoruz. Bunların tümünde yani her request'te belki 10 tane, 5 tane, 10 tane farklı datanın serialize veya unserialize olduğu durumlar oluyor. Biz burada yani JSON kullanırken bunu MessagePack'e aldığımızda çok ciddi anlamda maliyet düşürdüğümüzü gördük açıkçası. Zaten bu sunumda gösterdiğim karşılaştırmalarda da açıkça belli oluyor. O yüzden aslında caching'den sonra ilk bakmanız gereken yerlerden biri biz objeleri nasıl serialize ediyoruz. Serialization da yaptık. Burası da tamam diyelim. Bu sefer işte yıllardır zaten PHP'nin artık kanayan yarası mı diyelim, tasarlanışı gereği eksiği mi diyelim. Asenkron işler yapmak. Yani baktığınızda işte Node.js'te bir şey yazsanız veya Go ile bir şey yazsanız çok basit bir şekilde asenkron bir yapıyla çalışabiliyorsunuz. İşte bir request geldi. İşinizi yaptınız ve dönüş yani response verdiniz. Burada bazı iş parçalarını dediniz ki ben işte anında sonuca erdirmem gerekmiyor. Bunları asenkron yapmalıyım veya asenkron yapıp sonucunu sonra dönmeliyim gibi durumlarınız var. Bunlar için artık son yıllarda, son 5-6 yıldır PHP'de ciddi anlamda gelişen projeler var. Zaten bu sabahki sunumlardan biri galiba Svo oldu. Bunlardan birini kullanmak güzel bir çözüm olur. Biz daha önce Svol kullandık birkaç kez. Ancak bizim lojimize uymayan durumlar olduğu için sonrasında vazgeçtik. Bunu farklı bir lojiye çevirdik aslında. Ama asenkron için bu tarz şeyler kullanabiliriz. Yani sırf asenkron yapmak için projeyi işte PHP'de asenkron yok. Gidelim Node.js kullanalım, Go kullanalım gibi bir durumu ilk başta düşünmedik. Zaten bu tarz durumlarda yani başka dile geçmek bunların hepsi aslında sizin o dönemki şirketin işte çalıştığınız ekibin şartlarıyla alakalı. Yani şirkette 5 tane 6 tane PHP bilen developer varken işte tüm ekibi değiştirip başka bir dile geçemezsiniz veya projeyi sıfırdan yazma süreniz başka bir dile geçtiğinizde 1 yıl sürecektir ama şirket planları gereği yani bu işi 2 ayda bitirmek zorundasınız ve şu anki altyapınız PHP'dir. Doğal olarak böyle bir şey yapamazsınız. Bu durumda başka çarelere gitmeniz gerekiyor. Başka yöntemler üretmeniz gerekiyor. Asenkron tarafı için en azından Svol veya React PHP kullanabilirsiniz. Epey de ilerlemiş projeler zaten. Bundan 4-5 yıl önce çok daha başlangıç aşamasındaydı ve çok stabil değillerdi ama şu an biraz daha stabil. Evet, debugging falan konusunda bazı
problemler yaşıyorsunuz hala. Ama gene de kullanılabilir durumda. Asenkron yaptık diyelim bazı yerleri. Veya bizim gibi logiğimiz asenkrondan çok biraz daha böyle kuyruklamaya uygun diyelim. O zaman kuyruklama servisleri kullanabilirsiniz. Queue servisleri. Yine mesela genelde temel seviyede framework bilen arkadaşlar için Laravel'in direkt mesela kendi dokümantasyonunda var. Direkt işte Queue bölümünden hemen bir adaptör kaldırıp bunu yapabiliyorsunuz. O anda gerçekleştirmeniz gerekmeyen o response sırasında yani response vermeden önce hemen yapıp bunun sonucunu dönmenizin gerekmediği tüm işler için bunu yapabilirsiniz. Queue kullanabilirsiniz. Burada işte Beanstalk kullanabilirsiniz. Redis'in PubSub metotlarıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Veya daha gelişmiş kuyruklama servisleri kullanabilirsiniz. MessageQ'lar kullanabilirsiniz. İşte RabbitMQ, NAS gibi. Burada yani 4-5 tane daha var aslında. Onları artık devamında yazmadım. Yani biz bunlardan 4'ünü de kullandık. Açıkçası epey de işimizi gördü. Diyelim ki işte Queue'da yaptınız, asenkronda yaptınız ama ya belli servisler sadece sizin code base'inizin içinde olduğu için tüm projeye bağlı olduğu için sizi yavaşlatıyor olabilir. Yani o sırada onu başka dille yazmanız gerekiyor olabilir. Veya işte PHP'de karşılayamadığınız veya mevcut code base'inizde karşılayamadığınız yapıda bir durum olabilir. Bu sefer servislerinizi ayırabilirsiniz. Yani örneğin işte ödeme servisini ayrı bir proje olarak yazarsınız yani PHP ile. Atıyorum push notification servisi yazarsınız. Böyle birçok mikro servise bölüp ana projenizden bunlara istek atabilirsiniz. Buraya kadar tamam ancak bu şeyleri, istekleri HTTP ile atıyor olabilirsiniz. HTTP sizi burada yavaşlatıyor olabilir. Bunu değiştirebilirsiniz. İşte daha alternatif protokollere gidebilirsiniz. HTTP yerine işte. Örneğin biz mesela mikroservislerimizde önceden HTTP kullanıyorduk. Ve orada cidden de yavaş olduğunu gördük. Ve gittik bize kendi mikroservislerimizin serverlarını HTTP'den Redis protokolüne çektik. Ve PHP ile sanki Redis'e bağlanır gibi mikroservislerimize bağlanıyoruz. Bu şekilde data alışverişinde bulunuyoruz. Ve ciddi anlamda performans kazandık buradan. Yani en az 3-4 kat diyebilirim. Bu tarz yöntemlere gidebilirsiniz. Bununla birlikte artık tüm bu kod içinde yapabildiğiniz her şeyi yaptınız. Ama PHP'nin her prosesinin daha performanslı nasıl hale getirebilir? Nasıl daha performanslı hale getirebilirsiniz? Biraz daha o kısımlara bakabilirsiniz. Bir sürü PHP Process Manager var piyasada aslında işte. PHP FPM var, MobPHP var. Lightspeed'in kendi LSAP dediği bir manager var. Bunlardan birini, yani bunlardan en iyisi hangisiyse yapıyı buna geçirerek bunu sağlayabilirsiniz. Biz geçmiş deneyimlerimizde PHP FPM kullandık. Apache MobPHP direkt geçiyorum. O daha yavaştı. Biz PHP FPM kullanıyorduk. Ancak daha performans nasıl olabilir diye araştırırken Lightspeed'in yani Open Lightspeed'in lisanslı yerine işte lisanslı bir ücretli bir Lightspeed yerine Open Lightspeed olan ücretsiz versiyonu ve onun LSAP'siyle bunu yapmaya başladık ve yani bu Lightspeed'in resmi sitesinden bir karşılaştırma grafiği ama biz kendimizde buna paralel hatta bundan daha iyi bir performans yakaladık açıkçası. Bu şekilde bir değişiklik yapabilirsiniz Process Manager'da. Hele böyle daha basit yani daha WordPress gibi veya işte hazır sistem bir şey üzerinde çalışıyorsanız yani çok böyle kodun belli başlı yerlerini komple değiştiremeyeceğiniz bir yapıda projeniz varsa
çok kolay bir şekilde işte bunu Lightspeed arkasına alarak ciddi kazanımlar sağlayabilirsiniz. Eğer bizim gibi tamamıyla kodun, yani PHP kodunun değerlenmesine kadar dokunabilecekseniz, process management'ına kadar, o zaman aslında bu sabah da sunumu vardı. Sabah mı, şu an mı bilmiyorum daha doğrusu. Roadrunner diye bir menajer var. Go rutinlerle PHP worker'ları aslında ayağa kaldırıp gelen request, yani gelen PHP iş parçacıklarını işleyip hızlıca veren bir yapı. Biz mesela masamada, kafa topunda bunu kullanıyoruz. Biraz da bu proje çok başlangıçtaydı o zaman, bundan 3-4 yıl önce. 3 yıl önce falan olması lazım. Aldık, biraz daha kendi kodumuza göre bunu optimize ettik. Biz Go'da kullandığımız için Go tarafıyla beraber kodumuza göre optimize ettik ve açıkçası normal o zaman, o dönem Lightspeed kullanıyorduk ve çok performanslıydı. Onun hemen hemen 5-6 katı daha iyi bir performans elde ettik. Artık son noktalarda, yani Lightspeed'den de daha iyi performans almak istiyorsunuz, daha iyi performansla çıkmak istiyorsunuz, o zaman böyle bir yapıya geçebilirsiniz. Tabii birazcık burada kendi kod yapınızı da değiştirmeniz gerekiyor ama Roadrunner zaten epey komünitesi gelişti. İşte daha yani herkesin kullanabileceği hale geldi şu son 1-2 yılda. Roadrunner kullanabilirsiniz. Aslında tüm bu bahsettiğim deneyimleri nasıl, yani nerede elde ettik açıkçası? Masamoyu herkes biliyordur zaten Türkiye'de. Kafa topu diye bir oyunu var. Büyük ihtimal siz veya çevrenizdeki kişiler oynuyordur. Masamo'nun aslında, kafa topunun aslında tüm altyapısı arka tarafta. HTTP ile çalışan altyapısı diyeyim. Online bir oyun, işte game serverı var, fizik hesaplamanın yapıldığı tarafları var. Oralar dışında aslında sizin oyun içinde yaptığınız her aksiyon, işte bir örneğin maç içinde bir süper güç kullandınız ve işte oyun içinde süper güç sayınızın düşmesi gerekiyor veya bir maç sonucunda işte ödül kazandınız veya ligde yükseldiniz. Bunların aslında tümü birer PHP işlemi ve maalesef ki, yani maalesef demeyeyim, yapı gereği bir web sitesi olmadığı için hiçbir statik tarafımız yok. Yani biraz önceki sunumda da işte Ozan Varnış'tan falan bahsetti. Orada anlattığı gibi, yani işiniz bir web sitesi yapmak olduğunda, en azından belli noktaya kadar statik bir content sunmak olduğunda iş aslında arkada kullanılan dilden biraz çıkıyor. Ön tarafta işte bir web server bazında bir statik cache yaptığınızda aslında anlık 40 bin, 50 bin, 100 bin, 1 milyon CSU'ya hitap etmesi daha farklı noktalara dokunuyor. Ama tüm bu requestlerin hepsinin PHP'deki kodunuzda gerçekleşmesi gereken durumlarda, örneğin işte kafa topundaki tüm hemen hemen işte bir şey kazanma veya bir kullanıcının bir currency'sinin eksilmesi, buna benzer tüm durumlar veya işte bir ETCR sitesi için ürünün sepete eklenmesi veya işte ödeme yapılması gibi tüm aksiyonlar aslında bu tarz bir cache mekanizması kurmanızı engelliyor. Doğal olarak PHP'de yaptığınız her birim işlem size ciddi anlamda maliyet yaratıyor. Biz tüm bu önceki sunumlarda anlattığım deneyimleri aslında böyle bir proje içerisinde deneyimledik. Gelen requestleri bu anlamda cacheleme şansımız hiçbir zaman olmadı. O yüzden işte profile edip nasıl daha iyi, daha hızlı serialize ederiz, İşte nasıl daha iyi PHP'de process management yaparız, bunların peşinde koştuk açıkçası. Bu şekilde kafa topu, şimdi bu kadar deneyim nasıl bir metrik yaratıyor? Yani ne kadar bir request'ten bahsediyorsun derseniz de, şu an hemen hemen bir saat önce falan monitoring tool'larından aldım bu rakamları. Şu anda örneğin kafa topunda saniyede 460 bin request var. Bu sadece PHP'ye dokunan request sayısı.
60 bin anlık kullanıcı var. Bu 60 bin anlık kullanıcı bizim web PHP API serverlarımıza saniyede 460 bin request atıyor ve işte bu her 4 yani bu 460 bin request'in arkasında işte biraz önce bahsettiğim gibi serialize, işte cache yaz, kullanıcının datasını değiştir gibi işlemler atıyor. Hiçbiri statik değil. Ve biz tüm bu 460 bin request'i 32 tane şu an yani autoscale bir yapı tabii. Anlık değişebilir ama en son request sayısı o sırada 460 iken 460 bin iken gördüğüm aktif API server sayımız 32 idi. Bu şekilde karşılaştırıyoruz. Bu şekilde karşılıyoruz. Tabii kafa topu 3 yıllık bir oyun ve bu 3 yılda işler her zaman böyle olmadı. Yani 460 bin request'i 32 server'da karşılamadık. Çok daha yüksek maliyetlere ulaştık. İşte bir yapı değişikliğine gittik. Gittik tüm servisleri Amazon'a taşıdık. Autoscaling yaptık. Normalde işte ayda 15 birim olan server maliyetimiz bir anda 40 birime çıktı. Ve işte yönetim dedi ki neler oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hemen ondan sonra bu anlattığım süreçlere tekrar girdik. Profil ettik. İşte eksiklerimizi yakalamaya çalıştık. Aslında tüm bu sunumlarda anlattığım süreçleri kafa topu özelinde 3-4 kez tekrarladık. Ve yani buradan çıkarttığımız en büyük sonuçlardan biri her zaman aslında kodunuzu, yani canlıdaki production'da dahi çalışan kodunuzu çok detaylı bir şekilde profil etmek. Bunun için işte bahsettiğim tool'ları veya daha projeniz geliştiyse, işte gelirleriniz arttıysa daha işte böyle gelişmiş APM'lere, işte Blackfire Enterprise paketi gibi APM'lere taşıyarak aslında projenizin her zaman durumunu izleyebilirsiniz. Tavsiyem o yönde olur. Biz açıkçası izliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz hızlı anlatmış olabilirim. Benden aslında bu kadar. Sorularınız varsa alabilirim.